Katy Perry'nin 5. dönemi Smile. Diskografisi pek anlayamadığım, yani biraz daha gelmesi lazım aslında. Biraz tam anlayamıyorum ben. Ama şu şekilde aslında bence ayırabilir. Yani ben şöyle diyeyim. Ben Smile'ın bir Luna Park, bir circus tadında olacağını tahmin etmiştim. Teenage Dream'de de birazcık vardı aslında. Mesela The Matrix'te hani biraz değişik. Hani dedim şehirde bir şeyler oluyor. Hani garip bir şeyler dönüyor şehirde. O biraz hatırladım. Yani birazcık tahmin ettim aslında. Mesela Witness kendisiyle ilgili olacağını düşünmüştüm. Smile'da tam tersi. Tamamıyla hayali bir dünya sanki ben. Şimdi bundan öndekileri Kate Hudson desek. Ki burada bile Katy Perry aslında. One of the Boys'a çok benzemesi. İşte şeylerimi çürütüyor. Alternatiflerimi çürütüyor. Şuraya baktığımızda yani bu şurada ne yapmaya çalışıyor? Sanki fake bir herkesin sevgilisi, herkesin istediği, herkesin bizi görmek istediği şekil mi acaba burası? Bir alter ego mu acaba teenage'de? Bir hayalin içinde yüzüyor. Ama Prism pek öyle değil. Ya, tamamıyla hayali ama orada bir sanki değinmeye çalıştığı bir şeyler var. Aslında Witness gibi, anlamlı gibi iki mi gidiyor? Şu ikisinin bu göz, bu izlenme şeyi aslında. Mesela bunun ikisi de herkesin istediği şey olmak. Teenage Dream ve Witness çok benziyor bir noktada. Öyle de bir benzerlik var aslında. Bence bir buna daha yattım. Hani bundan şu Kate Hudson alanlar bence çok şey değil. Sadece burada aşırı bir uğraş. Kate Perry EP videoları bir uğraşmış aslında. Kendince bir şeyler yapmaya çalışmış. Ama bence yani şu şekil baktığımızda bence bu daha böyle olacak. Şimdi bundan sonra ne gelecek bilemiyorum. O yüzden bir şey söylemek çok güç Kate hakkında. Şimdiden. Ama ben Smile'ı tahmin ettim eminim. Bundan sonra da şu When I'm Gone muhtemelen dinlemeyeceğiz burada. Çünkü bir sonrakine olacağını düşünüyorum. Böyle teknolojik bir şeye gelecek bence. Yine Katy hakkında bir şey olacak. Yani yine beni When I'm Gone beni yine şaşırtmadı. Muhtemelen öyle olacak. Bu riski alıyorum. Çünkü Prism'da öyleydi açıkçası aslında. Hani bir arka plana müziğe baktığım zaman hani müzik yok. İşte pürist bir anlayış bence. Pürist makine estetiği aslında. Bunları çıkardığımız zaman sade bir şey kalıyor ama Prism ya bundan sonrakinde detaylı konuşacağım. Bakın görürsünüz. Eminim gelecek yani. Ne o zaman konuşacağım şu an. Şimdiden söylemeyeyim. Yine rengarenk bir şey gelecek bu arada. Sosyal medya aracılığıyla sevdiklerine dijital buketler gönderebileceği çiçekçi dükkanı kurarak tanıtmaya başlamış. Daisies ile beraber başlamış. Evet, direkt hepsini kata kata. Mesela Feels 2017 aslında. Onu da kattım buraya. Sonra Cozy Little Christmas. Sanırım Singles. Onu da buraya kattım. Smile falasında. Bunu da görürsünüz bundan sonraki. O kadar eminim ki. Eminim. Ve Earth, bunu Ariana'da bence açıklasak daha güzel olacak. Çünkü Zebra var orada. Bence onu orada açıklayalım. Zaten az kaldı Ariana'ya da. Orada açıklayalım. Yani Katy çok küçük bir yerde geçiyor. Hiç gerek yok. Smile dünyası bir circus aslında. Bir Chained to the Rhythm'deki o eleştirinin vücut bulmuş hali aslında. Bütün şarkılar Luna Park, bir amusement park tadında. Tek bir Katy sanki burada. Bir palyaçoyum ben. Sirkte hepinizi eğlendireceğim. Ya da bir Luna Park'ta hepinizi eğlendireceğim. Sanki çocuklar için bir çocuksu, bir fake, bir çok süslü, nasıl diyeyim, çok makyajlı, çok maskeli, bir maske keti aslında. Ki Teenage Dream de bence, yani çok anlamlı olmasına karşın bir maske bence Teenage Dream. Hepsini şey yapmayacağım, özetlemeyeceğim.
Bundan sonrakinde yapayım onu. Hani bu tam oturmadı çünkü şu an. Bana onu oturmadan anlatamam. O yüzden sonra 6'da yapalım bunu. Yani tekrarlayacaksa farklı olacak çünkü. Ya çok farklı olmaz ama. Mesela Teenage Dream o E.T. kısımları Smile'da yok. Mesela baktığınız zaman. Witness'da var. Çünkü hani bir gelecek sanki. Bir gelecekten bir şeyler. Ama mesela burada yok. Ama bu One of the Boys'a da benzemiyor. Prism biraz benziyor. Bir rengarenkliği aslında benziyor. İşte değişebilir şu an, bilmiyorum. Çok sanatlı yalnız. Videolar, video serisi var Cat'inin burada. Yani o çok hoşuma gitti. Mesela bir mesaj var. 14. Zaten okuyorum. O yüzden önemli değil. Yani bir Smile aslında güzel. Aslında bir güzel bence. Bir sanatlı. Değişik şeyler denemiş. Burada niye mesela gül diyor ama niye burada somurtuyor? İşte beni... Neyse bunu bir okuyalım. Dünyanın her yerindeki kedi ketlerime merhaba ben. Gerçekten yapmaya hiç kalkışmadığım bir kayıt bu. Yazma sürecime devam ettikten sonra. Farklı şarkılar, fikirler. Şöyle yapmalıyız diye düşündük. Gülümseme olmalı bu kaydın adı. Senin gülüşünü bulmakla ilgili olmalı. Kendimi kötü, yalnız, kafamın içinde hissedebiliyorum. Ve bunun en büyük düşmanım olduğunu biliyorum. Korkunç negatif sesin sızmasına izin veriyorum. Kafamdan onu at. Gerçekten bunun üzerine çalıştım. Bu süreçten geçmek, vadide yürümek, canlı çıkmak, canlı hissetmek. Dinlediğiniz için teşekkürler. Komik, şık, şımarık bir şarkı. Şarkılar cesaret vericidir. Gülüşünü bulmana yardımcı olur. Çok tatlısın kedi. Evet, Smile turu başlıyor. Sanki şey gibi de. Hani Luna Park turları olur ya. Oh. Ama Her şarkı şey sanki. Bir macera, bir hani Luna Park'ta şey olur ya. Roller coaster olur. Çarpışan otolar olur. Öyle geziyor gibiyiz. Üzgünmüş şu an. Ah, akupunktur aslında sağlıklı bir şeydi sanırım. Çin'de çok eskiden beri uygulanan vücudun belirli noktalarına iğneler batırmayla yapılan sağlatım. Alternatif tıp yöntemi. Sinir sistemi, endorfin, ağrı giderici, hormonlar, kan damarlarının aktivasyon yoluyla bağışıklık güçlendirmesi, kasların gevşetilmesi. Bilinçaltı uyarma akımıyla aşağı yukarı hareket ettirebilir. Organların rahatlatılma esasına dayanır. Tıp. Aa, bu sırta şey vurma da öyle. Bardak derler. Burada da var o. Yani deriyi rahatlattığı, kulunçlara falan iyi geldiği söyler. Yani doğaya mı dönüyoruz burada? Ay, kalbim şişenin içinde. Bunu da şeye benzettim. Polenleme mi yapıyor acaba? Hippiler. Evet, şeye benzedi. Lord'un Solar Power'ına. Orada da tamamıyla bu eleştirinin aynısını yaptım. Dans edince bir değişik oluyorlar. Oo, hain. Oo, ne yapıyorsunuz ya? Ah, hain. Dım dım. Doğaya dönüş. Bu Van'da şeye benziyor zaten. Mini Van'da hippie otobüsüne benziyor. Burası neresi böyle? Sihirle başladı. Kapıdan girdik. Tatil beldesi mi? Bir sağlık merkezi mi? Ne bu böyle? İçeri... Evet, içeri girdik. Sanki bak aynı... Bakın bu eleştiriyi nerede yapmıştık? The Box. Ama orada görmemiştiniz. Ben telefondan görmüştüm. Orada bir oda var. Bir daha bakın. Orada aynen bu yani aslında. Ona bir geri dönüş gitme geldi. Bırak gitsin. Bu ne elindeki? Ha şey, sevgi mi? Burada sıkılıyor. Aynı bak orada da öyleydi. Camlara tutunuyordu. Ona benzettim. Me and you.
Evet, doğayla buluştuk. Bu doğayla buluşmada prizm. Ya bak, bu saçma sapan tavırlar. İşte Keti bu. Bu Keti. Yani Keti'nin içindeki o, hani herkesin çocuksu, herkesin o öldürdüğü. Çünkü neden? Çocuksu olmak, hani hayal, yetişkin gibi davranır. Çocuk değilsin derler ama hepimizin içinde aslında vardır. Bu tekrar o çocuğun çıktı. Keti'de öyle bir yan var, sürekli gördük aslında, sürekli gördüğümüz. O yanı var. İçinden böyle geliyor. Bu şekilde mutlu belki. Öyle bir insan olabilir. Yani illa herkes yetişkin olacak diye bir şey yok. 30 yaşında da çocuk gibi davranabilirsin. Ki ben bu çocuksu tavrın sanatı getirdiğini de inananlardanım yani. Bu, hani çocukken şey, sanki çocuk resimleri bana çok güzel geliyor açıkçası. Yani çok bir şey bilmiyorlar ama hayal gücü o kadar kısıtlanmamış ki, o kadar deli dolu ki, yani aklına ne gelirse, sanki içinde ne varsa onu dökebiliyor mesela. Bir yetişkin yapar mı? Yani Picasso'nun ne demişti o ya? Çocukla ilgili bir sözü vardı, severim. Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabildiğimizdir. Bu. Sanki bak şey gibi. Park gibi şu an. Tahterevalli'de ama kimse yok karşısında. Şişe neden? Şişeye sevgi mi katıyorlar? Bu mesela birbirlerine mi bağlılar? Hippie hareketlerini anlamlı hale getirmiş. Bu ne? bunun göğüsleri var. Yapıştılar birbirlerine. Bu hippie hareketleri. Sıkılıyor şu an evde. Odada sıkılıyor. Yani niye doğaya dönmüyoruz ki? Ay, çok değişik. Hippie hareketleri. Sevginin arasında kalmış bir keti. Akupunktur. Sağlığımıza geri dönüyoruz. Bardak vurma. Bu da bir alternatif. Şişenin içinde kalp var. Çeri gibi mi? Kiraza benzer. Bu mesela gözüne taktığı bir Lady Gaga'da da görmüştük. Ne bu? Onu bilmiyorum bak, göze takılan. Sanki tozluyor mu? Bana öyle gibi geldi. Bana bitki şey yapıyor gibi geldi. Parfüm mü yapıyor, ne yapıyor? Evet, burada hippiler danslar ediyorlar. Ayin. Ayin yaparken. Kalt grup gibi. Lord'da derin derin işledik. Aynısını orada da görmüştük yani. Ama tabii önce burada var. Yine Keti farkını ortaya koyuyor. Çiçekli çiçekli. Ama o otobüs kaçtı şu an. Ve bitti. Litveli devam ediyor aslında. Yine buna da bakalım. Odada uyandık. Burada lirik video muydu? Her şey. Su sesi. Değişik bir visual. Bulaşık yıkama. Yine başa döndü. Yine başa döndü. Yine temizliyor. Yine başa döndü. Yine temizliyor. Yedi temizliyor. Kırdı mı şu an? Kreş kırıldı. Daha kötü oldu şu an. Yine başa döndü. Üzgün. Şey, hepsi uçuyor mu şu an? Ama niye uçuyor? Parçaları birleştirdi. Aa, uçuyor şu an her şey. Oo. her gün aynı şey. Her gün aynı. Ya niye keyif almıyorum ki bunu? Tamam, her gün aynı olabilir ama. Ya boş gibi geliyor aslında. Bu şuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Küçük detaylar mutlu edebilir sizi. Yani illa öyle büyük parayla falan değil de küçük şeyler. Hayatımızı güzelleştiren küçük şeyler. Bu ne böyle? Sanatlı bir şey. Ama bir anlamı var mı bunların? Ya sadece görüntü, görüntü, görüntü. Visual. Güzel. Yani burada şey mi? Fiş şey mi yani? Fatura mı oluyor burada? Satış mı bu? Şu an fatura çıkıyor. Uzun uzun faturalar. Pahalı pahalı faturalar. Kontrolümü kaybediyorum. Arkandan giriyorum. Tavşan deliğinden düşmek istemiyorum. Alice in the Wonderland. Bir daha yapmayacağım. Çizgiyi çiz. Ama çizgiyi aşıyorum. Kafam beni geri alıyor. Bittiğini sandım ama bitmez. Asla bitmez.
Sürekli aynı şey, sürekli aynı döngü. Düşünürsem belki tekrar gelirsin. Hayali bir arkadaş gibi. Seni yeniden ele geçirmem gerekecek. Hipnoterapiyi denedim. Beynimi yeniden yapılandırmalıyım. Hipnoterapi de yine bir terapi yöntemi ama artık kullanılmıyor sanırım. İsmini aratmadan internete bile giremiyorum. Sürekli seni düşünüyorum. Seninle çizgi çizdiğimi sanıyordum ama geri devam edemem. Nietzsche'nin bir sözü, öldürmeyen şey güçlendirir sözüyle oynar. Esnekliğin teyidi. Seni üzen şey unutmamak için alkolden bahseder. Alkol. Visuals'ları ben bayıldım ama. Cinderella. Beyaz atlıklı. Ay unicorn. Kurtarıcı. Çok güzel. Gitar. Pedal. Disco. Yine eşcinsele bağladı. Cadımız geldi. Köy evinde yaşıyor. Ağlıyormuş o. Yine şeytan yıldızı mıydı? Neydi bu? Bu bir yıldız. Evet, büyü yapıyor. Ve Cinderella gibi partisine gidiyor. Beyaz atlı prensin. Öpmedi mi tam? Tam öperken kaçtık. Yine baykuş bilgeliği temsil eder. Evet. Özgürce dolaşıyorum. Bu çift çocuğu da diyor işte nedense. Ormana gitti. Ormanda elf. Bu bir cin gibi, orman cini gibi bir şey bunlar. Kızla çiçekler mutlu oluyorlar bir nedense çiçekleri görünce. Evet, şu an magmada mıyız? Bir nehir sanki magma gibi. Et yedi. Yine yer cinleri var. Unicorn. Bir ejderha nedense. Gökyüzünde geziyor. Şimdi de vampir kalesine girdi. Yine orta çağ kaleleri. Yarasalar. Bizi altın bir adam kurtardı. Bu kimdi ya bu? Ben bunu bir çizgi filmde gördüm ama. Bu bir DC Comics karakteri. Hawkman. Ama bu bence şey ya, bu tam o değil. Görünüş falan tam o değil. O yüzden bilemedim ben bunu. Bir ütopik bir DC karakteri gibi şu an. Mesela bu da birine mi benziyor acaba? Bir prenses mi bu? Bunu da bilemedim. Hani niye ağlıyor? Niye evlendi? Evlilikten kaçtı. Niye lezbiyene bağladı tam onu? Sonra ağla. Bu gece eğleneceğim. Aşk mayhoşu olacağım gel. Bilemiyorum. Olmaya da bilirim. Utanmaz yazı hazırım. Buz içinde şampanya beni güçlü kılar. Durmaksızın döküyorum ve içiyorum. Başkasının ilham perisi olmaya hazırım. Başka bir dövme yaptırmaya hazırım. İyi hissedene kadar rol yapacağım. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Melek kanatlarım var. Bir iblis sırıtıyor. Biri kazanabilir. Melekler ağlıyor. Ama iblis sırıtıyor. İyi insanlar bence burada. Unutacağım. Kendimi koy vereceğim partiye. Ağlamayacağım. Sevmiyorum ben bu arka şeyleri ya. Bu girişteki şey. Ki bu da şeye benziyor bak. Bu sanki bir yarış sunan kadınlar mı acaba? Ona benziyor. Pop aynı. Yine pop. Yine farklı farklı telden çalıyor. Kedi de aynı. Mutlu gözüküyor. Benim için sorun yok yani. Açıkçası Keti'yi bu kendi doğal haliyle çok seviyorum. Hani hiç yani rol yapmıyor bence yani. Bir rol sanmıyorum. Ötekileri gibi değil bu sanki. Smile daha gerçekçi bence. Çok ilginç olarak. Bak Witness gibi şu an. Ama bu disco hali değil. Gökyüzünde uçuyor. Bırakırsam
Patlayacak ki direkt. Onu tutmak zorundayım. Hamburger. Taylor Unity.com'dan'daki hamburger mi acaba? Ki o da Smile aslında. Smile havası. Taylor olmasaydı yine buradaydı. Güzel. Gözyaşlarım. Hiç kaybettin mi hayatındaki bir şeyi? Kendini arkada bıraktın mı? İyiyim diye. Yalan söyleyeyim. Cevapladın mı? Evet. Evet. Işığı da bıraktım. Kendimi de bıraktım. Her şeyi bıraktım. Kaybettiğini görebiliyorum. Çünkü kesin kaybettim. Büyüdüysen. Evet. Akıp gitmek istiyorsun maskara gibi. Ölmek mi istiyorum? Evet, doğru. Güneş doğsa bile umurumda değil. Dans etmeye devam et. Ya üzülsek de yapacak bir şey yok ya. Ya ben mesela yani evet Chain to the Rhythm ama yapacak bir şey yok yani. O Luna Park'ta eğlenmeye devam et. Ne yapayım yani şimdi? Düşüp ağlayayım mı? Ya da bir isyan olarak evlenmeyeyim mesela? Hani bu Luna Park'ta gezmeyeceğim mi diyeyim? Kendime acı çektirmekten başka bir şey olmaz. Hani yapacak bir şey yok. Hani orada tamam bir eleştiri var Witness'ta ama Witness ağır gelmiş olabilir. Yani o yüzden Smile gelmiş olabilir. Muhtemelen öyle bence. Duyguların gibi saklanmak istiyorsan kalbin kırılmaz. Çünkü zaten kırık. Hiçbir şey umurumuzda değil. Güveninin senin kimsenin kollarına bırakmadıysa soru işaretleri aşk bıraktıysa umurumda bile değil. Yes, tabii ki değil. Yani ilk defa aslında yani ilk değil. Yani sürekli bir gönderme var ama. Yani ilk defa hani aslında özel bir şey bence. Özel olarak. Ki Smile'la uyuyor aslında. Bence Smile daha Keti'nin içinden gelen bir şey. Hani diğerlerinin aksine bence. Yani saf Keti bence yine. Doğada kendince bir şeyler. Oh, su. Ay dur. Bu kadar da özel demedik yani. Tamam güzeldi. Oh. Ay. Ah. Burada da şey eleştirisi mi acaba? Hani şu taşlar. Yani çok bir güzel. Sanki bir doğal bir güzellik. Sanki bir hamilelik mi? Ya şu resmi göstereyim de öteki çıplak göstermeyeyim. Ya bir şey oldu. Herkes bir hamile resmini paylaştı bir ara. Bu da oradan geliyor zaten. Ama o kadar özeli görmeye ne gerek vardı? Yani çıplak görmeye ne gerek var? Yani özeli ya tabii ki gözüküyor zaten istemesen de ama çıplağa ne gerek var? Daisies, özel, papatyalar. Onlara senin hayallerini anlattım. Hepsi güldü. Aklınla hareket etmiyordu. Ha, ben küçük bir kentim. 7 milyardan bir tanesiyim. Neden ben olamıyorum? Ya niye kendim olamıyorum? Benim orada olduğumu söylediler. Çubuklarla taşları aldım. Bak bu The Matrix şeyi aslında. Kent, kendim. Bir şeyin içinde debelenme. Bak yine albümün içinde de var. Never lirik videosunda mesela Never. Really Over'ın çok dinlemediğim için bilmiyorum. Ha, onun içinde de bu eleştiri var. Çubuklarla taşları aldım. Ev inşa edebileceğimi gösterdim. Ha, kendimize bir yuva yaptım. Onların beni değiştirmesine izin vermeyeceğim. Beni papatyalarla kaplayana kadar. Elle tutulur hiçbir işe yaramadığımı söylediler. Deli olduğumu söylediler. Değiştirmelerine izin vermeyeceğim. Sihre inanmayı bıraktık. Umutlarımızı koyduk. Çatı katında bir kutuya koyduk. Eski bir hayal mi oldu? Şey, fotoğraf gibi bir şey mi acaba? Çocukluk mu? Kazanma ihtimali az olan benim. Hail Mary'im. Yine aylık video. Bunları ben daha çok bayıldım. Yani sanatı çok seviyorum. Bir farklı bir bakış açısı verebiliyor sana. Bir renkli, güzel bir dünya. Taş geldi bir. Taş, o bayağı hayali bir yer gibi. Bu mesela niye ters?
Bunun gölgesi mi yok? Taşı bir ittirdi. Oo, uçuyor. Oh. Bu her şey uçuyor. Ha, bir pendere. Ha, bakış açımız mı? Şu an rüzgarlı. Pendere bakış açısıdır. El ele tutuştu. Piramit yemek mi? Ne var? Kalem, anahtar, saat, nesneler. Ah, uçuyorlar. Oo, oh. Kaya. Bakış açım. Bana deli olduğumu söylüyorlar falan. Su yine su. Yine içimizden gelen özüt. Bir parçalandı şu an duvar. Bir taşla her şeyi attı aşağı. Oy yine geliyor taş. Bizi vurmaya. Oo, uçuyorum. Oo. Hayaller. Hayallerini anlattım. Kendisinin de olabilir o hayaller. Oh. Betty'nin kızı. Daisy Bloom. Şarkıyla kızların adını aşırı doldurduğunu söylemişler. Sticks and Stones. Sözlü zorbalığa tepki olarak 1800'lere dayanan İngiliz çocuk tekerlemesi. İsim takmaya karşı durma fikrini teşvik eder. You Need to Calm Down şarkısına atıfta bulunabileceğini. Taşlar ve yılanlar asla kemiklerimi kırmadı. Lover'da da var. Lover'da da aslında bir çocuksuluk var. O yüzden de belki ki orada olabilir. Ya o çocuksu dünya Smile'da da var. Covid-19 nedeniyle karantinaya alındıktan sonra zaten bu da karantina albümü oldu. Tam o dönem çıktı. Özel bir özüne döndü sanki. Bütün sanatçılarda bir öze dönme söz konusuydu 2020'lerde. Tatlı. Ay uçuyor. Ay çok tatlı bir dünya. Nice smile. Kedi. Aa çok tatlı. Niye içine? Çalışıyorlar. Aa. Kapattı neden? Geliyor. Bebek taşa benzemiş. Yani çok tatlı. Katie'nin yolculuğu başladı. Bir kuş pisliğiyle başladı. Sanki şey gibi yaptı. Yani bu vişne, yani bu meyveyi yedi, yani beslendi ve çıkardı gibi şu an. Çıkardı. Bu çatlağa bir saldı bunu. Çatlaktan bir hayatmış fışkırdı şu an. Smile otobüsüyle gelmesi çok ilginç. Bence sanki daha önceden One of the Boys mu acaba? Ben öyle gibi düşündüm. Taco'yu nedense bak bunu hiç anlamadım. Çalmaya başladıkça Katy Perry şey mi bu? Tamam. Bu da şey. Teenage Dream dönemi bence. Çalıştı, çalıştı. Biraz eridi sanki. Tam yiyeceğim derken yiyemedi. Bulutlandı. Dünyanın sonu mu? Ama bence şu şey. Gezegen falan. Önemli haberler. 7 milyondan biri misin? Kediler fırlamaya devam ediyor. Kendimiz bir suçuz. İçki mi bu? Ve çok rengarenk giyindi. Yine Teenage Dream mi acaba şu an? Şeker gibi mi? Şeker gibi giyindi ama kendim ve pay. Turta. Kapandı. Pozitif Spin Record. Belki kendi kayıt şirketidir. Buralar bir kapandı. Bir yağmurlu yağdı ama yağmur iyi geldi sanki. İçimizden arabayla geçenler bizi suladı mı şu an? Bu poşeti bir ara söylemiştim yine. Nerede söylemiştim bilmiyorum, unuttum. Beni hissetmiş gibi misin? Poşetin o böyle şey. Hatta American Beauty sanırım o filmdeki poşet gibi olabilir. Hawaii. Evet, şu an Hawaii geçti. Acaba şarkı albümün içinde bir şey. Ağacımız büyüdü. Çiçek açtı. Bu kadının şey
Başlangıçtaki kişinin çocukları oldu. Güneşli bir gün artık. Smiles. Ve artık bebeği var. Daisy. Daisy pırtladı. Yani şey gibi ya. Hani gökyüzü. Hani bulutlanır ama yine kendine döner. Yine kendine gelir. Yağmur olmak zorunda. Gökkuşağı istiyorsan. Ne kadar yukarı tırmanırsam, rüzgar daha sert. Uykuya daldım. Yastığı yumrukladım. Geceler sonrasında. Ne kadar karanlıksa o kadar parlaktır. Doğru. Açılmış bir çiçek. Beton'un beni alıkoymasına izin vermeyeceğim. O çatlaktan büyüdü. Buna da dikkat ederim. Yani bir o çatlak sanki şey gibi. Kırılmaz bir anlayıştan mı çıktı acaba? Modernliğin içinden mi çıktı? Arasından büyüyoruz. Derimi değiştirmem lazım yol kat etmek istiyorsan. Güneşi içeri al. Otları yolup at. Amacıma odaklan. Ateş ne kadar sıcaksa altın da o kadar saftır. Her kış soldum. Mevsimler boyu hayatta kaldım. Bana bak, tamamen açıldım. Bir çiçek oldum. Suyu zehirlemeye çalıştım. Ama artık güçlüyüm. Çok güzel. Evet. The Smile Times. Dünyanın sonu değil. O mu? Da. Tutuyor. Aa bak. Telefonu. Aa. Haketi. Yanlışlıkla bu kadını kaçırdılar. Aa. Şirinler. Seni bekliyor artık. Aa. Teenage dream. Amnezya. Dünyadan kaç. Şey mi? Hani oradan kurtar. Orası kötü bir yer mi? Fanlar olabilir var. Aaa. Teenage dream tekrar. Mankenler. Smile. Teenage dream. California Girls. Ooo, gezegen. Keti değil ki bu ya. Keti mi? Değil bence. Benziyor mu? Uzay teması. Bana Smile'da yok dedim ama var. Şey bence eleştirisi. Yani fanlar burada bir de Keti gerçekten Keti'yi görmek güzel oldu. Yani onun persona, başka bir personasını sanki. Keti normalde bu. Ama biz sanki herhangi biri gibi, yani bu kadın gibi, onu fanlar tuttu şu an. Fanlar gidiyor. Arkası da güzel olmuş. Evet, tuttular bunu, getirdiler. Bak sürekli şey dayatmaya çalışıyorlar. Sen ketsin. Teenage Dream'i dayatmaya çalışıyorlar. Teenage Dream burada şey gibi bir şey. Kalıp olmuş artık. Kalıplaşmış. Baksana ya sürekli California Girls'ı, şeker kızı sürekli onu yap istiyorlar ama o ben değilim eleştirisi burada bende. O benden farklı biri. Hani farklı bir insanı bence burada yanlışlıkla getirdim değil de. Hani burada gerçekten o, bu şey bence. O eleştiri var, bu söylediğim eleştiri. Yine bir uzay teması varmış bakın. Yani yine bundan sonraki albüme bakalım. Bundan sonraki de Prism gibi olacak eminim. Bu da Teenage Dream gibi. Ama hava olarak, şey olarak. İşte hayaller içinde, gençlik rüyasının içinde. Şimdi yetişkinlik rüyası mı? Yani burada daha olgun, daha kendinde aslında. Hani yine bunların hepsi hayal bile olsa. İşte o hayal aslında Keti'nin kendisi yani. Alter bir şey değil o, başka bir şey değil. Kendisi. Evet, dünyanın sonu değil. Ve müzik şey. Not the end of the world. Dur bakayım.
Müzikte şey var. Yukarı yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı düşüyor. Yukarı çıkıyor, aşağı düşüyor. Size böyle roller coaster yapıyor. Sürekli dönüyor. O aynı şey gibi. Swine. Aslında Swine'a bence benzemiş. Bu Lady Gaga Swine. Yukarı 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 düşüyor. Yani bu böyle şey gibi. Şimdi roller coaster'dayız. Korkuların alev alıyor. Umudunu kaybetme. Bu bir cenaze değil. Başlangıç. Yani ben bitmedim. Tekrar geri geldim. Yıkılıyorsa gök, bir yıldız yakalayabilirsin. Parlak tarafı vardır. Alıcı güç aklındadır demişti. Sen uçurum görsen de ben uçabilmeyi görüyorum. Orada uçacağız. Yolculuğun tadını çıkartıyorum. Yükseğe uçuyorum. Yüksekteyim. Bilek tutabilirsin. Kayan uydu bile olsa. Uzay. Savaşmaktan korkmazsan ejderha bile terbiye edebilirsin. Ruhsal sözlere sahip. Witness'ın anıları. Evet, bir witness. Bir yine Circle the Drain altıncı şarkı. Tarot. Falcı okuması. Uçurumdan yürümek üzere adamın görüntüsünü gösteren aptal başlıklı. Neyi temsil ediyormuş bakalım? Sınırsız potansiyele sahip genç adam uçurumun kenarında durur ve tehlikede olduğu anlamına gelir. Dünyaya düşebilir. Buna hazırlıklı olmayabilir. Ayaklarını uçurumun kenarına yerleştirdiği zaman tehlikenin farkında olmadığı, yolculuğunda günlük hayatımıza başıma gelen iyi ve kötü şeyleri deneyimlemesi, birçok aşamadan geçmesi, aptal olan tarot kartı yeni bir şey deneyimlemek istiyor. Özel bir şey beklemeyen biridir. Sıfırı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Aslında bir hiçtir. Her şeye sahip olmak, hiç olmayı, gençliğin, masumiyetin, neşenin sembolü olduğunu, kendini yok etme olarak tanımlar. Akrep burcu. Akrepte de böyle bir şey var aslında. Uçurumun kenarına koymuş. Düşmesini yumuşatacak, yaralanmayı önleyecek çalılar. Risk gibi görünen şeyin tamamen güvenli olabileceği. Gülün gencin son eline olması. Gül sembolizmi, saf ve masum bir şey. Dağlar, manevi dünyanın simgesidir. Sıkıntılar ve problemlerle yüzleşmek zorunda kalır. Bir gönderme varmış şurada. Kirpikleri dilek dilemek moda olmuştur 19. yüzyılda. Şeytanını kovmak için bir dilek tutarken elinizi arkanıza koymadınız. Bu yine şu kıyafet de çok moda oldu. 2019'larda falan. Yarısı siyah, yarısı beyaz. Smile diye birinin televizyonda oyun. Dünyası böyle şey. Çok renkli, çok güzel. Eğlenceli. Ama sahte oyun. Kim o? A kendini atıyor. Palyaço. Oh. Ah. Oh. Ah, kendini seviyor. Yani şunu da gülecek miyiz? Hani o sıra güldük. Gülüyorum, gülüyorum, gülüyorum. Çocuk, çocuk gibi gülüyoruz. Evet, geldi. İkilik. İkilikle başladık zaten. Arkada şey, hipnotize eden, Smile. Bir sürü karakter. Snake Charmer. Tiger Tamer. Kaplan. Prism. Kaplan eğiticisi. Yılan oynatıcısı. Hindistan'da çok var. Kobra oynatan. Hipnotize eden. Tamam. Set Clown. Bu Prism'de anlatmıştık bunu. Birthday'de var. Geçmişti. Adamı dövdük. Kurt adam mı? Sonra onu sevdik. Garip grup insanlar yine. Kedi zaten bunları topluyordu. Firework. Tavuktan kaçmaya çalışıyor. Palyaço ordusu. Burada bir sanki ün mü acaba bu yıldızlar? Bir yıldız kendini hedef gösteriyor. Sonra kendi kendini vurup iplerinden artık sıyrıldı. Yine Kurbağa Prens. Utanç. Ne? Loneliness. Ha, yalnızlık.
uyuşmuşluk, utançta göz var bak. İçinden kafalar çıktı. Korkunç şey bu. Bu hep sanki bir korku şeylerinde oluyor ya, içinden kafa çıkan. Burada kendini bir kesti KP. Ama aslında bunlar şov. Bunlar sahte. Bizi kandırıyor. Yine Tiger, aslında Prism eleştirisi mi yoksa bu? Bu adam çıktı. Adam bizi atmaya çalışıyor bir yerlere. Kendimizle dolu bir piramidi yıktık şu an. Yere düşecekken Super Pie açıldı. Evet, boss geldi. Mega boss. Spidora. Bunun da bir anlamı var mı? Yoksa kendi üretmiş gibi duruyor aslında. Spidora film. 2014 yapımı. Örümcek Adam. Hayatın özeti. Jerry Lacey Spidora'ya karşı. Bu bir kısa filmmiş. Karanlık bir yolculuk. Doktor Grave'in illüzyonlarla dolu yerindeki. Ahmiye hükmettiği insan tuhaflıkları müzesi. Işık ve gölge arasında sıkışıp kalmış dünya. Her şeyin olabileceği, her şeyin var olduğu bir yerde. Gizemli yaratık. Güzel. Spidora geldi. Ve kendimizi güldürmeye çalışıyoruz. Bu boss. Ve o bizi hareket ettiren, iplerle hareket ettiren kişi mi bu yani? Bizim arkamızdaki güç mü? O bile güldü şu an. O da mutlu. Abi kendisiyle şey oldu. Parti yapalım, eğlenelim. Yine o bakın gariplikler şeyi. Burada bir adam, burada bir tavuk. Eğleniyoruz. Tavşan. Herkes eğleniyor gibi geçiyor. Mutlu. Smile çok güzel. Ben bayı çok seviyorum bunu. Smile'ı. Garip seviyorum. Müzik ve anlamlarla dolu böyle. Böyle sadece visual değil. Sadece yani sözlerde olsa aslında güzel bir albüm. Ay. Dırım. Cazi. Küçük. Oyuncak gibi ya da bir nasıl diyelim böcek. Garip bir dünya. Smile. Diş fırçasıyla temizliyor. Parmaklar dans ediyor. Bir palyaçoyum. Bana gülün. Böyle Katy Perry balonları. Katy Perry. Kendi circus'unu yaratmış. Ha, şey gibi. Joker gibi. Joker de öyle. Bir komik bir karakter gibi değil. Orada anlamlı bir karakter aslında. Yani Gotham, onu anlatacağız ya. Buradan niye anlatıyorum? Biraz ona benzetmiş. Uzun zaman olmuştu. Gülüşümü geri kazandım. Ya, uzun zamandır gülmüyor muyuz? Witness ağır geldi bence. Sa tepki gibi olmuş zaten. Her gözyaşı bir ders oldu. Reddedilme, Tanrı'nın koruması olabilir. Telafi edebilmek için uzun yollardan geçtim. Kısa bir yolu yok ki daha. Kendimin ikinci versiyonuyum. Biçim değiştirdim. Donuk birisiydim. Şimdi ışıldıyorum. Egomu sınamak hayatımı kurtardı. Lionel Richie gibi gülümsüyorum. Güneş gözlüğü takmalıyım. BG's gibi hayatta kalmaya çalışıyorum. Aa, Mona Lisa bahşişi. Işığı gördüm. Bu hoş manzara. Geceler uyurken bile tezahür ediyoruz. Yükseklere ulaştık. Ben savaşacağım artık. Strese gerek yok. Gerçek burada. Gülümsüyorum. Kaşar. Kaplamalarımla. Sahte bir gülümseme. Ha. Depresyona girmiş. Ki Witness aslında. O dönemde girmişti. Sia demiş ki gerçek bir çöküş yaşadı. Palyaço, dansçı, rüya, sevinç, mutluluk satıyor. Siz olduğunuzda gerçekten zor. Kendin gibi hissetmiyorsun. I kissed the girl iken gençlerin süperstarına ulaşması ve Witness çok amaçlı pop dediği albüm. Aynı etki yaratmadı. Yani Witness'ı da sevmeyen. Ne bileyim yani. Yani şöyle bir durum aslında. Katy gibi değil. Witness. Saçı kesmek çok cesurca bir hareket. Yani o güzelliği yok ettiğimde ben ortaya çıkıyorum. Witness kendisine bendi. Ama insanlar sevmiyorsa ne yapabiliriz yani? Yani
O zaman beni sevmiyordur. Sahte bir Cathy'yi seviyordur Orla. Groundhog filmine atıfta bulunarak kendini bir zaman döngüsüne saplamış. Aynı günü yaşamaya zorlamış. Kırmak istediği döngüyü sembolize edebilir. Monotonluk, şükretmesine ve mutlu olmasına izin verir. Kurduğu monotonluk, totaliter hükümetler, cinsiyetçilik, kırılganlık, kadın güçlendirme konusundaki yaklaşımı üzerine. Nefret getiren klinik depresyonu, witness yolculuğunu bahseder. Kendisi tarafından yorumlanmıştır. Cinselleştirme tarafından tüketildikten sonra itibar görmeyen, olgun bir görünümü, gözler ve gözyaşları, harika bir görüntü, yargının onu daha iyi hale getirdiğini kasteder. Yolculuk boyunca birkaç gözyaşı ve ders verdi. Gerçek bir esneklik hissi bildirmek. Çok satan sanatçı Lionel Richie, 70'li ve 60'lı yıllarda en parlak dönemini yaşadı. American Idol televizyon dizisinde de bir sunucuydu o da. Staying Alive, VG's'in bir numaralı 9 single'ına biridir. Hayatta kalmanın gerçek hissini ayrıntılarıyla anlatır burada. Gülümsemesini tarihin en ünlü gülümsemesinden biriyle Leonardo da Vinci Mona Lisa'sıyla karşılaştırmış. Yani gülüyor mu gülmüyor mu aslında orada? Onun eleştirisi. Belirsiz bir ifade olduğu için görsel sistemin nasıl tasarlandığı nedeniyle bir mükemmellik olduğu bu gülümseyişte. Onu söylüyor. Büyüsü bakışlarımıza tepki veriyormuş gibi. Ah! Arabesk. Disco. Ay. Aa. Ah. Arabesk içinde kayboldu. Ah, evet. Ah. Burada, bu şarkıda oryantal yapsaymış var ya. Yakışırmış. Arabesk keman kullanımı. Evet, çok ilginç. Yani yine burada şey hani Smile eleştirisini buraya yansıtıyorum hani. Nasıl görüyorsun beni? Büyülü mü? Hipnotize mi ediyorum seni? Neler var yani burada? İkilik. Bir parçalanmışlık. Beni nasıl görüyorsun? Hep bununla oynamış bende Smile oyunu. Evet, gözlerindeki çapakları temizler temizlemez. Seni görmek istiyorum. Şey, ağladığında oluyormuş bu çapaklar. Uykunda ağlarsan oluyormuş. Ölene kadar hayatın aşkı olur musun? Senin askerinim. Tüm rütbelere sahibim. Part of me. Bir küser bir barışırdık. Yol atlattık. Küçük sorunlarımız kaldı. Ben bir kalpazanım. Her şeyini öderim. Kirli iş Orlando Bloom'un ilişkilerini kurtarmak ve güçlenmek için yaşadığı zor kararlar. Terapi anlamına gelebilir. Ney? Tatlı o çoktan geçti. Ondan çoktan geçti zaten. Aa, burada ne var bakayım? Sweet Scandal. Telltale. Katy Perry. Çizgi roman gibi olmuş. Sweet Scandal bölüm 1. Sağlıklı bir ailelerdi. Sağlıklı bir hayattı. Ama yan tarafta bir komşusu ayartacaktı. Oo, kaslı, kokusu. Ah, ekşeli yemek. Şey mi? Şu an hayal mi kurdu onu? Hani rüyasında oldu bunlar. Şeker durağı. Sugar Stop Motel. Motel. Oo. Bütün gece seni bekledim. Şüphelenmeye başladı. Ah, güzel. Tüm dünya bilmeli. Ah. Hata yaptığını fark ediyor sanırım. Ah, yıldızlar. Ah, tıra. Ah. Hırpalanmış. Ah. Resimlerini buldu. Ah. Olamaz. No.
Aa, evlilik resmi. Aha, takip ediyor. Tam bir disco yani. Ne 80'ler. Aa, güzel bu ya. Aa, üçlü. Dörtlü pardon. Basacak. Ah. Dur adamım, dur. Tamam. Çok tatlı koktu. Sen çok güzel. Oh. Ah. Yine eşcinselliğe bağlısı. Ah. Ah. Önünde de yapılmaz yani. Hayal değil mi? Şeker. Hayal. Keti de var bir. Ah, hayal. Hayale bağlama var. Şanslıyım ki Dotti sadece hayal. Sağlıklı bir fanteziydi. Benekli fantezi. Disko şarkısı. Çok güzel. Ne düşündüğümü bilmiyor. Hayal kuruyorum. Hayalim beni utandırıyor. Hayal dünyam her zamankinden daha iyi. Evet. Bir adada hayal edebilirim bizi. Bir villada. Arka koltukta. Nerede istersem oradasın. Bu şeker bir hayal mi acaba bu? Muhteşem adam erkek. Şekerle sağlıksız düşünceler birlikte oldu ama nedense fanteziler. Derinlere gizledim. Fantezilerimin dibi. Gerçek hayatta bizden olmaz. Yine bir eşcinsellik fantezisi. Benim için bir kaçamak. Seni saklayacağım. Senden kaçıyorum. Unutmam gereken birisin. Kedi de var bir, yani bir işaret etme var. Oo. Yani ama beni hiç rahatsız etmiyor. Hiç şey yapmıyor yani bir olmaz demiyorum. Hani hep kusurlu insanları toplama düşüncesi olduğu için kedi de beni rahatsız etmiyor. Chill. R&B. R&B. Oh. Kavga. Aa, çok güzel. Ha. Oh. Oh. Yeah. Fantazi. Hippiler geri mi döndü şu an? Aa. 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 Şey, hula kızları mı olmuş bu? Keti motorcular mı? Ay. Durum motor sesi. Ah tek. Soğuk. Oo, tam aram bir yalnız. Oo. Hula kızları. Bir kaçamak gibi olmuş. Abi. Şey, Smile'a eklemiş bunu. Ya Smile'a her şey ekleyebilirsin ya. Öyle bir dünyası var. Ya bu bile olur. Bu neydi? Yin Yang. Bu bir denge. Yin negatif, dişi, gece karanlık, durağan, soğuk. Yan ile ise pozitif, erkek, aydınlık, güneş, sıcak. Erkek sıcak mı? Karşıtlıkların kainatın işleyişini ve hareketini açıklar. Avcı toplayıcı dönemden beri vardır bu. Taoizmin sembolüdür. Dişi ve erkek güçleri. Ahenkli birleşimini sembolize eder. Çok girmeyeceğim, çok girmeyeceğim. Kavga ederken bize bir salla gitsin, salla gitsin. Aman. Harley'ciler. Harley'ciler motorcu. Aa, bir tane daha var. Bir çizgi film hali var. Tövbe yarabbim. Hello. Aa, Paul değil Doğu mu acaba? Doğu. 1920'ler. Motor mu çalıyor? Ay, çok güzel müzik. Güzel, güzel yani. Ha, sadece altına bakıyor. Ah, var mı yok mu? O önemli değil mi?
Şu motor sesi de. Sana her şey olabiliyor yani. Kitkiler. Annesi. Bizi tüketen adam bize kızarken annesi de öyleymiş. Annesi kızdı. Ne yapıyorsun? Normale döndü. Renkli güzel bir dünya. Evet. Bu mesela şey gibi. Mesela hippie. O Lord'un Solar Power'ındaki hippie adası. Mesela yine bak burada da vardı ada aslında. Ama kedi daha da büyük yani. Sadece bir şey anlatmıyor. Bir sürü her yere gidiyor. Çok çok daha değişik bir evreni var kedinin. Daha farklı. Daha içinde her şey olabilen. Olabilecek olan. Yani öyle bir şey çiziyor yani bize. Bu visuals'lar onları çok zenginleştiriyor. Çok güzel. Nefesimi alıp götürebilir misin? Oo, otoyolda yol alıyorum. Gidiyorum. Frene basma. Şehir dışına neden gitmiyoruz? Yavaşlamak yok. Harley'cilere biliyoruz. Hava ayrı. Geziye çıkar beni. Hula yaparken. Gökyüzü pembe ve mor. Hula kızları zaten Hawaii'nin sembolü. Söylemiş olmalıyım. Muhtemelen söylemişimdir. Only love. Bunun hiçbir şey yok. Bir de hakikaten yani hani gül, smile, bu belki korona döneminde çok güzel gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Soul girişi. R&B'ye bağladı evet. Ah. Ah. Evet, daha çok soul gibi gözük. Günde o kadar çok saniye varmış ki. Yani ne açıdan baktığımıza bağlı. Ama son zamanlarda heba oldu gitti. Gelip gittiğini hissediyorum. Hatalarımı gömüyorum. Akıp geçiyor, boş boş gidiyor. Tek günüm bile kaldıysa yaşayacak ve yıldızlarım söndüyse yani ünüm mü acaba burada yine? Ünüm bittiyse. Kaybedecek hiçbir şeyim olmasaydı. Annemi arar özür dilerdim. Ama aramalarına asla geri dönmedim. Kalbim ve ruhumu mektuba dökerdim. Babama gönderirdim. Heba ettiğim zaman aklımın içinde kaybolmuş. Nefreti arkamda bırakarak ayrılayım ve sevgiyi alayım. Sadece sevgiyi. Uyanık mıyım, uyur gezer miyim? Söyle bana. Bakış açımı kaybedişim korkutucu. Kendi kendime konuşuyorum, sinirleniyorum. Sanki önemliymiş gibi. Bir, yani bu gerçek sanki ya. İlginç bir şekilde sanki... Daha çok kedi gibime geliyor bana. Çok ilginç bir şekilde. Ha belki bir şey yok aslında. Bir anlamlı bir şeyler falan yok ama sadece zaten. Ya diğerleri gibi sahte gelmedi bana smile. Kadın yapan nedir? Güzel bir soru. Anne. Bir de yani çoğunlukla acaba çocuk hani bebek oldu ya. Acaba ona mı şey yapmaya çalışıyor şu an? Hayaller mi kuruyor acaba? Hani çocuksu bir hali var çünkü. Anneleri anlatıyor sanki şu an. Anneler. Kadınlar. Pardon. Hakikaten ya. Şu çocuk nasıl bir mucize ya? Nasıl oluyor yani? Çok çok garip geliyor bana. Sanki böyle uzaylı gibi gelişiyor. İmkansız gibi geliyor. Uçuyorlar. Ben bunu... her yerde uçuyorlar. Hayali olan kişiler balon gibi gözükmüş. Gözlerinde bir hayal var şu an. Balon. Erkeği attı. Yapıştı yere. Evet, elinde balon geziyor. Fotoğraf çekiyor. Bir sürü kadın geziyor. Dışarıda hayaller... Çok mutlu şu an ama
Şu an hastanede ölülerle falan uğraşıyor sanırım. Burada biri ölüyor. Haberlerde biri var. Her yerde bir kadın var sanki. Erkek onu yiyecek ama yani önemli değil bu. Burada savaşçı bir kadın var. Annem. Annesi de böyle mi görüyor? Saçını kazıttı. Evet, annesine yine geldi. Bebek doğdu. Ve sanki çocuklar balon mu? Yani çocuk yapmak mı burada? Ne kadın yapar? Çocuklar. Onları doğuran kadınlar. Bunlara dikkat çekmek istiyorum. Hoş konuşmam mı? Tenimin yumuşaklığı mı? Nedir? Beni ne kadın yapar? Seni övme şeklim mi? Memnun etme şeklim mi? Seni bırakabileceğimden korkman mı? Fikrimi değiştiririm. Hızlı bir şekilde. Değiştirebilirim. Hayatını harcasam bile bulamazsın. Bir kadını kadın yapan. Mükemmel bir gizem oldu. Yani bunun bir cevabı yok mu acaba? Bir cevapsız bir şey mi? Saçımı kesme şekli mi? Makyaj yapmam mı? Dünyayı döndürmemiz mi? Evet. Kadınlar olmasa olmazdı. Erkek bir tane bile olsa olur yani. Şöyle bir düşünün. Evet. Bütün olarak gelişimi. Smile. Witness ile karşılaştırıldığı yoğun eleştirilerin ardından Perry için zorlu bir mücadeleye dönüştü. Röportajda şöyle demiş. Depresyon ve kayıp kimlik duygusuyla mücadelesine değinmiş. Depresyona girdim ve yataktan çıkmak istemedim. Geçmişim üstesinden gelebilmişim ama bu sefer çok fazla merdiven düşmeme neden olan bir şey oldu. Akıl sağlığı yolculuğuna çıkmam gerekiyordu. Organlarım hakkında konuşuyorum, beynim hakkında konuşmuyorum. Bizi çalışır durumda tutan o. Gülümsemesini geri kazanması. Depresyonun üstesinden gelmesi. Kızı Daisy'ye adamış. Hamile kaldıktan sonra yeniden tanımlandığını hissettiğini açıklamış. Dünyaya küçük bir kız getirmekle ilgili hissettim. Aa. Ah. Dolphins. Bakın görüyor musun? Bu kadar basit. Disco'yu yine gerçek hayattan bir tokat atmış. Instagram'ımız utanç verici. Sahte bir hayat yaşıyoruz. Büyük dudakların, ücretli arkadaşların var. Oo. Gözlerindeki ışığı kaybetmiş. Yansımam tek arkadaşım. Beğenilere sırtını yaslarken. Arzunu yüksek tuttun ve düştün, tökezledin. Aldatmacayı satın aldın. Buna ne gerek var? Bu popüler kültür ne diyelim biz buna? Onaylanması. Ya da bizim bunları o platforma sunmak. Neden yani? Niye öyle bir şey yaparsın? Ben de çok aktif kullanıyorum. Ve yalan aslında. Ama bir yandan ya ben mesela farklı kullanıyorum. Ben kendimi orada sergilemiyorum ama ya burada bile aslında şu YouTube platformunda bile aslında kendim yokum. Yani bir şey aslında bir eleştiri var bence burada zaten. Yani bir şey yapıyorum aslında. Hani farklı kullanıyorum ama insanlar genellikle öyle yapmıyor. Yani sadece kendi hayatını döküyor. Yediği yemeği falan çekiyor. Öyle. Ne gerek vardı bunları bilmiyoruz. Ya da işte güzel bir şeyler yapıyor, onu çekiyor. Peki. Issız yol. Seni tanıdım. Duman üflemiyorum artık. Bulutlardan indiğinde yanında kim olacak? Yükseklerdesin, havalısın. Gösterinin bir parçası olmak istiyorsun. Yine smile aslında gösterisi bu. Bunu duymak zor. Çünkü şakada değilsin.
Gerçekten oradasın yani. Gerçekten. Ne yaşıyorsun belli değil. Çok doğru söylüyorsun ki. Ah. 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 Anne. Ah. Bir. Aşk. Ah. Aa. Üzülüyor. Evet, başladık. Pembeli, güzel hayatımız da. Güzel bir hayat sanki. Evet, çocuğumuz sanki bu. Çocuk gibi bakıyor bana bu köpekçi. Onunla beraber zaman geçiriyor. Kupalar falan var. Yürüyüş yapıyor. Beraber makyaj yapıyor. Bak ona eğitiyor şu an. Matbol. Matbol. Bu bir gönderme bakalım. Instagram'ında demiş ki matbol hayattır demiş. Bu öylesine bir şey anladım. Sahnede yürüyorum. Sanki köpeğine göre yani çok değişik köpekler var. Onlara göre bir stil yarışması gibi olmuş. Bak burada evet beyaz. Adama benziyor sanki. Yetenekli köpekleri sergiliyorlar. Yani çocukları sergiliyorlar. Bir yarış içinde sokuyor. Kazandı ve aşık olma şey. Kamerası çok güzel. Ve aşık olunca kupanın hiçbir önemi kalmadı. Evet. Aşk. Önemli olan aşk. Bla bla bla. Oo. Sergileyiş şekli. Aslında küçük düşürücü bir şey. Buna dikkat çekiyor bence. Küçük düşürüyorsun. Kendini niye yarıştırıyorsun ki zaten? Tatlı bir köpekçik. Burada annesini kıskanmaya başlıyor. Üzülüyor çünkü artık anne gitti. Zaten çocuklarda böyle bir şey oluyor. İyiliş edilme diyorlar psikolojide sanırım. Bunu yaşıyor. Babaya karşı bir düşmanlık besliyor der Freud. Psikanalide bu var olan bir şey. İyiliş edilme korkusu. Anneden kopmaya başlıyor artık. Kızdı. Ve arkadaş ediniyorlar. Aşk yaşıyorlar. Onun da sorunu kalmadı. The Barking Branch. Branch şey zaten öğle yemeği gibi bir şey. Barky de köpek havlaması değil mi? Gönderme mi bakalım? Ya hiçbir şey anlamı yok yine. Kendince bir şeyler üretmiş. Güzel olmuş. Evet, eskiden beri tanıyor olman garip değil mi? Mutlu, üzgün ve ikisinin ortası olan zamanlarda. Herhalde çocuktan bahsediyor. Beni gördü yalnızca hey diyorsun. Yani hav mı? Çıplak görmüş olman garip değil. Anne. Sonsuza dek sürecek diye konuşurken. Muhabbetimiz small talk. Havadan sudan. Öylesin. Yabancı gibiyiz. Aşıklara ve tekrar yabancılara dönüşmemizi anlamıyorum. Hatıralar var. Tanışmamış gibi davranıyoruz. Unutmuş gibi numara yapıyoruz. Ama biz sevgiliydik. Yine birine laf çaktırmış benim anladığım kadarıyla. Partideki herkes mükemmel bir şey olduğunu biliyor. Acımasızca bir şey anlamadım. Birine laf mı gönderiyor hiçbir şey anlamadım. Ah. I do. İşte. Soğuk. Ah. Ah. Keman. Evet, yeteneklerimizi nasıl sergileriz?
Burada biraz yetenek sergilenmiş. Kiketi de zaten var bence bu. Yani popun arkasına sığınmanın ötesinde bence güzel sesi var. Güzel bir sanat anlayışı var. Smile'a bunu da ekledik mi? Sanki bir çiçekler, bir yaşam sanki. Bir güzellik fışkırdı. Ve oturuş zaten şey sanki doğum yine. Doğumu kastediyor burada. İşte şu yuvarlak dişiliği temsil ediyor. Bu garip çiçekler. Sanki boğuluyor mu şu an suda? Çiçekler suyla besleniyor. Bir annelik smile'da ve çok yakıştı. Evet, albüm pop olmasına karşın, disco olmasına karşın bu şarkıyı da sıkıştırmış. Ve bu giriş çok bilindik bir melodi. Yine oradan aslında çok güzel almış. Uyarlamış kendini. Giyilmemiş bir beyaz. Cennette olabiliriz. Zırhımı çıkardın. Gardımı indirdin. Altında ne olduğunu göstermen için. Gelecek kadar adammışsın. Annenin dualarına karşılık evet dedim ve korktum. Bütün gece burada dikildim. Kabul ediyorum. Bir aile ağacının altında görüyorum. 60 yıl içinde kaderime ulaşmak için kanımı, terimi ve gözyaşlarımı kendimden veririm. Bu bir mayın tarlası. Aşk. Savaşa girelim. Kabul ettim. Teslim olmak kolay. Temellerimizi karıştıralım. Evet, düğün töreni sırasında gelinin beyazına atıfta bulunur. İlişki yaşadığı Orlando Bloom için yazılmıştır. Evlenme teklif etmiş 2019 sevgililer gününde. Ve hemen de çocuk olmuş. Ah, git ah. Bridezilla gibi değil, Bridechilla diyorum kendime. Birleştik ve işler zorlaştığında insanların bir araya gelmesiyle ilgili. Kendiniz olmaya zorlayan biriyle birlikteyken gerçektir. Muhtemelen saklanmak zorunda kaldığım sır olduğunu söylemiş. Ömür boyu beraber mi olacaklarmış peki? Ünlüler genelde öyle yapmıyor çünkü. Ve kötü örnek olmaya devam ediyorlar. Bu aslında Katy Perry feat aslında burada. Aslında bu şarkının gerçeğinde Katy yok videoda. Videosu var. Ve bunu burada aslında olmayacak. Aslında bu biraz Witness gibi. 2019'da çıkmasına karşın. 2019 sanırım bir Latin müziği çok şey oldu. Hangi şarkıydı? Adını bile unuttum. Bakayım. Ya da neyse ya ama ünlü oldu işte. Latin ünlü oldu bir Latin müziği. Ya bildiğin yaz şarkısı. Tabii ünlü olur da kötü şarkı yapmaz mı? Tabii ki. Rap. Şey gibi olmuş, latinleştirilmiş. Hani onlar hızlı hızlı söylüyor ya. Hızlı ya. Yani Smile'a gider bence. Bu Witness'e. Witness daha... Yani açıkçası ben şey yapamadım yani oraya sığdıramadım. Smile daha her şeyi kabul eden bir hali var. Çok parçalı yani. Buraya daha çok yakışıyor. Evet, beni acılı hissettirdi. Aynı dili konuşmadığımızı. Vücudumun konuşmasına izin vereceğim, dans edeceğim. Başka da hiçbir şey yok zaten. Ben Keti. Mecazi bir şekilde yaramaz hissettim. Aynı dili konuşmadığımızı biliyorum. Bu gece kızlarımla hazırlandım ve av peşindeyim. Vahşi bir tane yakaladığımı hissettim. Senin tipin olmadığını biliyorum.
Hiç böyle bir uyarılmaya sahip olmadı. Tüm gözler üstünde. Yaz şarkısı. Geyik olmuş. Cazi. Bu şu haller de zaten şey. 1950, 60'lar, 50'ler, 40'lar. O eski filmlerdeki tavırlar. Razon. Reklam bir ya. Santa. Yani bunlar modaydı. Onları da Smile'a kattık mı? Ariana'da yine bakın şu şeyi göreceğiz. Şunu göreceğiz Ariana'da. Geek masaj yapıyor. Hula kızı. Aa. Çubuk olmuş. Aa. Blues konuşması. Bunlar gerçekten bir karakter. Ama bilemedim. Santa'yla. Evet. Sadece arka plan görüntü olsun. Bir de burada. Yani alkol aslında. Yine Smile boyunca duyduk zaten. Bu alkolü. Burada yani. Herkes acele ediyor. Bir de Smile'ın dünyası daha böyle şey. Yani keti hani şey olur ya. Mesela bir reklam yapacaklar televizyon, telefon reklamı. Hani buna göz falan çiziyorlar. Karakterleştiriyorlar. Onun gibi bir yani bir şey karakteri. Her şey olabilir. Yani o alkolün içindeki o sopa oldu. Anlatabiliyor muyum? Her şey olabilir. Telaşın içinde herkes. Alışveriş yapıyorlar. Bildiğin yılbaşında ne oluyorsa. Bu bir sihir. Öksü otunu asıyorsun. Aynı şeyleri. Jonas'lara yetişmek zorunda değiliz. Jonas'lar elmaslara ya da parasılı şeylere ihtiyacım yok. Cole, Nat King Cole şarkısıyla dans ediyoruz. Kutsal. Şimdi bu yılbaşının Keti'yi biliyoruz. Keti, Hristiyan sembolizmalarıyla dolu. Bu Noel'in Noel İsa'nın doğum günü. Her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunu kutlandığı bayramdır. Aslında bir hafta falan sürüyor o yüzden. Noel kutlarlar. Doğuş bayramı. Kutsal doğuş. Milat yortusu olarak da bilinir. Manevi boyutu yüksek bir günü kutluyorlar aslında. İsa'nın doğum kıssası. Doğum anını anlatan figürler. Kurtarıcı kabul ettikleri için günahlarından insanlığı kurtaran bir tanrı olarak gördükleri için yeryüzü inişinin kutlanması milat kabul edilir. Aynı zamanda. Miladi takvim buna bağlıdır. Şarap İsa'nın kanıydı ya. Hani o şarap aslında o bile olabilir. Keti'den ben beklerim yani. Çünkü Hristiyan sembolizması. Bu şarkıyı geçeceğim. Bu şarkı yok. Yani Ariana'da anlatalım bunu. Katy Perry. Ah Pikachu. Çocukluğumun kahramanlarından biri. Kendi. Kate Hudson yoksa bu. Çok tatlı. Yani Smile her şey olabilir ya yani. Umut olmaya devam ediyor. Bir deniz feneri ki bu deniz fenerinin de aslında anlamları olabilir. Yani gecemize ışık tutmaktan başka anlamları olabilir. Derin derin anlamları olabilir. Kate Hudson'ı gördük ilginç olarak. Kate Hudson bence bu. Ya da öylesine bir mi?
ona ilham mı olmaya çalışıyor ama işte bu aynı ya, oradan anlıyorum yani. Bunlar da o zaman aynıdır. Evet, kendimize yardımcı olduk. Başka bir şey var mı? Laf göndermeler, bir şey çaktırmalar. Şu albümler, bilmiyorum. Çiçekler bak yine. Hawaii ada gibi, bir ada gibi. Yine aslında Smile'ın içinde çok farklı bir bakış açısı bu da. Elektrik. Çok tatlı, güzel. Ya bak işte bizim önümüze koydukça daha da büyüyor Smile. O zaman. Çok çok güzel. Ben Keti'ye bayılıyorum. Çaba çaba yani. Bunu ben alkışlarım. Karanlıkta kaybolduğunu hissettiğinde. Ne pahasına olursa olsun. Burada kalacaksan en iyisi olmak istemez misin? Hiçbir şey değişmiyor. Büyük dünya, her şeyi görmelisin. Düştüğünde bile kalkmalısın. Beklemenin manası yok. Seni aşağı çekecekler ama sen güçlüsün. Evet, kendimiz küçüklüğümüzü övüyoruz. Yine bak teenage'liğimdeki o hani küçüklüğüne tutulan keti yok aslında. Ya yani aslında burada da var. Ama sanki şey gibi yani. Aslında evet aynı. Teenage'liğindeki o aynı. Aynı şey yine. Yine kendine ilham buluyor birilerine. Uzun yol gitmenin bir yolu olmalı. Yalnız değilsin. Birbirlerimize sahibiz. Ateşe doğru yürü. Başaracağını biliyorum. Disco. Tesadüf değil. Bir parmak izi de aşkını görebiliyorum. Fingerprint. Albüm. Gizem değil. Tüy yanıma düştüğünde inanırım. Görünmez meleğim. Yakınsın. Işık ve gök gürültüsü gibiyiz. 1 milyon mil uzakta. Oo. Enerjini etrafında hissedebiliyorum. Bir ışıksın sen. Kime söylüyoruz biz bunu? Yine elektrikteki aynı şey mi acaba? Ona mı yakıyoruz? İlham oluyorsun. Ada vibe'ları. Niye sahte? Bak merak ediyorum. Bir anlamı olacak mı? Ah, kitle. Para. Şarkı şu yani. Şuna mı dikkat çekiyoruz? Şarkı sahtelik, disco. Sahte bir yer ve mutluyum. Sahte bir yer yarattım. Evet, Smile'a uygun ama bunları arkada olsun diye olmuş. Çok çok muhtemelen. Ya da bir sahtelik varsa onlara da geleceğiz zaten ama uzun sürebilir. Evet. Feels. Sonsuza kadar sürmüyor. Hiçbir şey. Bir dakika önce buradaydın da yoktun. Saygı duyuyorum. Ağırdan almak istiyorum. Zihinsel bir reçete ihtiyacım var. Senden çalabilir miyim anılarını? Öpücük çalsam sorun olur mu? Beni yok ediş tarzını ezberledim. Beni şok mu ediyor? Buraya geldiğin yolu hissetmek istiyorum. Hisleri yakalamaktan korkma. Ama sahte değil miydi yani arka plan? Sanal gerçeklikten uzaklaştırın. Ben senin yeni müşterim. Gerçeğe dönün. Sahte. Maliyet önemli değil. 1 dolar olabilir. Seni şok ettiği sürece. Anı, elektrik. Bu elektrik bence bundan sonraki albümde de uzun uzun konuşacağız bence. Yani bir makine estetiği olacak. Çok 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 muhtemelen. Mesafedeymiş gibi size uyum arıyor. İstediğini anlayacaksın. İşim biteli çok oldu. Çünkü neden böyle diyorum? Çünkü Keti'yi biliyorum. Ya yani her albümde onu yaptık. Teenage Dream'den beri.
Aslında ben bence baştan beri yani hep sanki bir sonraki albüme geçti sürekli. Muhabbet kuşu birinci sınıfta. Gökyüzüne uç ve konacak bir yer bul. Şey mi yani? Birinci sınıf dediği uçuyor mu? Biz uçuyoruz. Tüm eskilerine ilişkimi kestim. İşim biteli çok oldu. Bitirdim her şeyi. Telefonuma koyarsam yükleyeceğim. En yüksek izlenmeler olacak. Saçmalıklar bak sürekli. Hisler. Ama o hisler artık sosyal medyada. Artık sahte bir, yani sahte değil yani elektronik bir ortamda. Bunun eleştirisi var. Çok çok eminim yani. Tanıyorsam ketiyim. Öyle. Tatlı. Başladı. Yine albümün sonundaki gibi. Ah. Ninni gibi. Ah vallahi ninni. Ah. Dokunaklı. Ha sonunda ninni de sıkıştırma. Tamam, smile oldu. Evet, her kapıyı açtık, her yere baktık ve veda ettik. Farklı bir hayat seçmek zorunda kaldık. Rüyalarımda buluşabilmek için uyumaya giderim. Gözlerimi kapatırım ve benimlesin. Uyanıyorum. İki dünya arasında kaldım. Gerçekle yüzleşeceğim. Çünkü orası gitmemiz gerektiğini bildiğimiz yer. Smile. Hoş geldin. Bu bakın son olacak. Çok eminim. Ama izleyelim. Hani önemli değil. Smile da bile olur. Aa, bu şey. O robot köpek. Uzay teknolojisiyle geliştirilen köpek. Bunun, evet, disco. Oh. Yine aynı disco. Oh. Yok. Çok. Bir kromatik havası aldım ama kesinlikle gelecek teması ama arkada öyle çalıyor yani öyle bir şey. Aa, bak canlı yayın yapıyor şu an. Ney? Mortalinda. The Children of Morta. Bir kahraman. The Heroes of the Children of Morta. Müzisyen Bergson Howe. John ve Mary'nin en büyük kızı. Linda'nın hayattaki umutları ve hayalleri müzikte tezahür eder. Çocukluğunu, coşkulu kutlamaları, festivallerle tanınan Barahut'ta geçirmiştir. Üzüm festivaline gittiğinde kemancının çalmasıyla büyülenmiştir ve Mary, küçük kardeşi Mark'ı unutmuştur. Annesini. Ve küçük kardeşi unutmuştur. Kalabalığın arasında onu takip etmeye başlamıştır. Ailesini kaybettiğini anlayınca şiddetli bir şekilde ağlamaya başlamış ve kemancı sakinleştirmek için oyuncak olarak ona vermek zorunda kalmış. Ona vermiş. İlk parçasını çalmış. Tutkusu ve yeteneği karşısında şaşıran müzisyen. Kemanı bırakmış. Babası farklı bir yay öğretmiş ona. Okçulukla keman çalmak arasında garip bir bağlantı bulmuş ve bir kahraman şu an Mortalinda. Aa güzel. O zaman başka var mı? Başka bir şey yok. Sanki yok gibiydi bakın. Çünkü varlığı şey yani şey gibi keti burada. Yani müzik gibi. Keti'nin sesi var yok arası yani görüntüsü yok orada sadece sesi var. Evet, reklamımızı da yaptık. Burada ne yazıyor? Yükleniyor falan data. Burada bir sürü. Oo. Evet, bir sürü keti. Kesinlikle bundan sonrakiyle ilgili.
gittiğimde aslında gitmiş olmuyorum. Hayatıma devam ettiğini sanıyorum. Ama gitmiyorum işte, sesim burada. Gitmiyorum. Unutmanın kolay olacağını düşündün ama anıları bırak gitsin. Yatağın boş dursa da. Ben rüyalarındayım. Beni arıyorsun. Senin için zor olacak. Aslında gitmiş olmayacağım zaten. Tehlikenin peşindesin. Doğanda var. Yabancının içinde beni arıyorsun. Yüzleriyle. Güzel yüzleriyle. Yerime geçiremezsin. Her zaman ben olacağım. Yabancı. Yabanız. Çok eminim. Şuna dönüşecek. Bak buna şeyim. Yani bu prizm gibi olacak. Fingerprints hayır ama bu. Burada da sanki video, hani videolar çekmesi aslında. Garip, değişik şeyler yapmaya çalışması. Ama yok, bence Smile dünyasının daha witness, daha rüya tarzı olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle disco. Baştan beri çoğunlukla sonlara doğru diskolaşsa da. Yani şuralarda bir R&B disco. Disco bence abi. Yani kendince bir şeydi bence. Hani kadınsı. Cat'in dünyasını çok gördük bu sefer. Hani Teenage Dream'de bile tam değildi yani. O niye mesela E.T., niye bilmem ne, ama burada tamam. Yani bu tamam. Yani Cat yaratmış kendince bir şeyler bence. Diğerlerine göre. Mesela Prism, aslında Prism tarzı. Çoğu açıdan. Çoğu açıdan böyle, yani şöyle gibi de. Ama Not The Boys ne alakaydı işte. Ya üretmek için şu an erken. Birkaç tane daha bence yani. Bundan sonra da değil. Birkaç tane falan gelmesi lazım ki bir şeyler üretebileyim. Şimdilik bilemeyeceğim.